Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere AutoCAD'de çizgi kalınlaştırma nasıl yapılır, karşılaşılan sorunlarla nasıl mücadele edilir, bu konular hakkında size bilgi vereceğim. Projeye başlamadan önce Layer Properties kısmından, mouse'un da üzerinde olduğun kısımdan bu sekmeyi açıyoruz. Ve New Layer diyerek buraya ince layer isminde bir layer adı tanımlıyoruz ve de line width kısmına çizgi kalınlığımızın ne olmasını istiyorsak onu listeden seçiyoruz. İstediğiniz çizgi kalınlığını seçebilirsiniz. Projenize göre değişir bu çizgi kalınlıkları. Ben konuyu anlatmak adına ince çizgi layer'ını 0.30 olarak seçiyorum. Bir de kalın layer oluşturacağız ki aradaki çizgi kalınlığı farkını görebilirim diye. İsmine de kalın layer diyorum. Siz istediğiniz isim verebilirsiniz. Buradan istediğiniz renk seçebilirsiniz. İnce layer'ın rengini de üstüne tıklayarak buradan istediğiniz renk yapabilirsiniz. Kalın layer'ın içindeyken line width kısmını 0.30 değil de daha kalın bir çizgi kalınlığı seçmek istiyorum. Okey dedikten sonra çizgi kalınlığımız 1 santim olarak belirlendi. İlk önce ince layer ile çizime başlamak istediğim için iki kere tıklıyorum ince layer'a. Buradan çarpıya basarak Layer Properties ekranını kapatıyorum. Draw'dan Polyline diyerek bir kare çizmeye başlıyorum. Klavyeden F8 tuşuna basarak çizgimizin dik bir şekilde gitmesini sağlıyorum. Ve buraya 1000 yazarak 1000 milimetrelik bir çizgi çizmiş oluyorum. Ve 1000 yazmaya devam ediyorum. Ve son olarak da 1000 yazarak ince layer'ımı kapatmış oluyorum. Daha sonra Layer Properties'ten daha önceden belirlediğimiz olduğumuz kalın layer'ı seçerek kalın layer için çizim yapmak istiyorum. Buradan Draw'dan Polyline diyerek çizimimize başlıyoruz. Bu sefer değer girmemize gerek yok. AutoCAD'le istediğimiz ölçüde çizebiliriz. Kapatıyoruz ve ESC tuşuna basarak klavyeden komuttan çıkıyoruz. Şu an verdiğimiz çizgi kalınlıkları ekranda görünmemektedir. Bu sorunu gidermek için sağ altta model ikonunun içinde Show Height Line Width Off olarak gözükmektedir. Biz burada bu ikona aktif yaparak yani tıklayarak üstüne çizgi kalınlığı arasındaki farkları rahatça görebilmekteyiz. Eğer bu Show Height Line Width kısmı gözükmüyorsa model barında en sağdaki Customization kısmından Line Width'e gelerek bunu aktif veya da pasif hale getirebiliriz. Çizgi kalınlığı yapmanın farklı bir yöntemi ise ilk önce yapmak istediğimiz nesneyi seçip buradan Line Weight kısmına tıklayarak istediğimiz kalınlıkta çizgi kalınlığı yapabiliriz. Ekranda da aktif olarak görebildiğiniz gibi buradan çizgi kalınlığını bu sefer de 1.40 olarak seçmek istiyorum. Burada bunu yapmamızın amacı çıktı alırken bazı çizgiler kalın olarak çıkıyor. Ama biz bunu AutoCAD'de göremiyoruz. Bunu görmenin en kolay ve en basit yolu buradan Show Height Line Weight diyerek ekranda da bu çizgi kalınlıklarını görmek, çıktıdan önce gerekli düzenlemeleri yapmak ve de istediğimiz çizgiye istediğimiz kalınlığı verebilmek için yapıyoruz. Bu videomuzda AutoCAD'de çizgi kalınlığı nasıl yapılır? Çizgi kalınlığı ikonu nereden açılır? Birkaç sorunu çözüm getirdik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde daha farklı konularla karşınıza gireceğiz.